Şeref Oğuz, altın fight ile altın çağına giriyor. Trump saldırısı yalnızca siyaseti değil, ekonomiyi de derinden etkileyecek gibi görünüyor. Vurulduktan sonra neredeyse ağzından çıkan ilk kelime olan fight, yakın gelecekte daha gergin bir küresel arenanın habercisi mahiyetinde. Neticede ABD savaş diye haykırmaya başlamış durumda. Dünya ülkeleri arasında gerginliğin tırmandığı zamanlar insanlar yatırımlarını güvenli limanlara taşımak ister. Bu, tarih boyunca böyle olmuş, yükte hafif pahada en ağır olan altına iltica edilmiştir. Bu yüzden altın, dünya güvensizlik endeksi gibi çalışır ve savaş zamanları coşar, durur. 13 bin dolara doğru hız kazandı. Şu sıra 2,400 dolar civarında olan altının onsu, bu yıl sonu itibariyle 3000 doları bulur, tahminleri zaten yapılıyordu. Trump sesinden fight kelimesiyle 3.000lik ons yıl sonunu bulmayabilir. Belki Eylül, en geç Ekim'de 3000 dolar kehaneti gerçeğe dönüşebilir. Zaten tırmanıyordu, hızlanmış olarak. Üstelik yılın son çeyreğinde tırmanan yalnız altın olmayacaktır. Bitcoin de bu tırmanışa eşlik edecek daha ötesine geçerek, sağlam paraların yasal dayanaklarıyla güçlenmiş olacak. Daha düne kadar serbest düşüşe geçen Bitcoin'e, Trump'un, fight, nidası paraşüt etkisi yapmış, tırmanışa geçmişti. İki soru iki cevap, altına dair. Neden güvensizlik endeksi, en bilindik ve tarih içinde test edilmişlik dışında altın, değerli bir madendir? Kıymetini sadece, nadirattan, değil, renginden, parıltısından, zihinlerdeki ihtişamından alır. Eğer fiyatı göreceli iniyorsa, dünyada barış ve huzur havası hakimdir. Huzur gidince de genelde altın sahne alacaktır. Altın nereye kadar tırmanır? Görünen o ki, gelecek yıl 4000 dolara dahi varacaktır. Zira Trump'un, fight, haykırışı belli ki daha huzursuz bir dünyaya girildiğini gösteriyor. 5500 yıllık tarihte 14500 savaş yaşanmış ve dünya bu süreyi sadece 6 gün savaşsız geçirmiş. Altın, güvensizliğin beslediği lanetli metal. Not: Trump'lı siyaset Türkiye'ye yarar mı? Tahminler Trump'un açık ara başkan olacağı yönünde. Her ne kadar ABD seçimlerinde adaylar henüz kesinleşmemiş olsa da, bu ay içindeki Cumhuriyetçiler Kongresi'nde sabitleşecek. Demokratlar ise Bunak Biden yerine Kamala Harris'e aday gösterebilir. Ancak bu durum neticeyi değiştirmeyecektir. Trump'ı önceki döneminden tanıyoruz. Dediğini yapmazsak ekonomimizi mahvedeceği tehdidini de unutmadık. Yönetim tarzı itibariyle kendisine, siyasetin heterodoksu, diyebiliriz ve yeni döneminde, çılgınca, kararlarıyla bizi, siyasetimizi, ekonomimizi derinden etkileme gücü kazanacağı kesindir. Gerçi Trump'un derdi biz değiliz, Çin'dir. Elinden kaymakta olan dünya liderliğini daha bir süre ABD'de tutmak adına ne gerekiyorsa yapacaktır. Buna savaş çıkarmak dahil ve bunu zaten haykırıp duruyor. Trump döneminde kısa vadede Türkiye'ye sıcak para, fon akışı hızlanabilir, o kadar. Fakat ne ABD sermayesi girişi ne de bu ülkeyle dış ticaret hacmimizin artışına yönelik gelişme beklemiyorum. Kaldı ki Halkbank davası Trump'un masasında duracak ve kendisine ambargo ricaları gelmeye devam edecektir. Trump, kaybetme sürecindeki bir ülkenin son muhikanı gibi, kafası bozulunca Çin dahil, dilediği ülkeye vergi salan, ceza kesen, ABD'yi, haydut ülke, haline getiren ve otorite özleminin tırmandığı günümüzde, savaş, savaş diye kükreyen birinin ülkemiz için hayra alamet olduğunu söyleyemeyiz. ABD 1991'deki Sovyetlerin yıkım sürecine girmiş olabilir mi?